Down sendromu tarama testleri hamilelik döneminde yapılan testlerdir. Bundan amaç acaba kişide genetik olarak bir bozukluk, kromozoma, kromozomal bir bozukluk var mı yok mu bunu ortaya koymak için yapılan testlerdir. Bunlar tarama testleridir. Bu testler başlıca şunları sayabiliriz. İkili test, üçlü test, dörtlü test, entegre test ve cell free DNA testi yani serbest DNA testi son dönemde ortaya çıkan bir testtir bu da. Bunları iki gruba ayırmak gerekir. Fiyatları nedeniyle iki gruba ayırmak gerekir. İlk dört test daha ekonomik testlerdir ve gerçek tarama testleridir. DNA testi ise, serbest DNA testi ise fiyat olarak ilk söylen, belirttiğimiz testlerin yaklaşık 15-20 katı civarında fiyatı olduğu için bir kenara koymak gereken testlerdir. Bunları hangi zamanda hangisini yaptırmak gerekir? Şöyle diyebiliriz, eğer gebeliğin 11. ve 14. haftaları arasında ise e, e, gebe e, e, kişi e, bu durumda ikili test yaptırması en uygunudur. Eğer gebelik 15 ve 22. haftalar içinde ise bu durumda üçlü test dörtlü test ikisi de yaptırılabilir ancak dörtlü testin duyarlılığı daha iyidir güvenilirliği dörtlü test yaptırması en uygunudur. Ama kişi baştan itibaren bu durumu bu testleri programlayabiliyor ve ben tarama testleri yaptıracağım ve en iyisini yaptıracağım diyor ise o zaman en iyisi birinci dönemde yani 11. 14. haftalar içinde ikili testi yaptırması 15. ve 22. haftalar içinde de dörtlü testi yaptırması ve ikisini birlikte hesaplamaya tabi tutturmasıdır. Buna da integre test diyoruz. Bu aslında en yüksek güvenilirliği olan ve aynı zamanda da ekonomik olarak en ucuz sayılabilecek test durumdadır. Çünkü bunun birlikte duyarlılığı yani güvenilirlik oranı %94'tür. Diğer self-free DNA testi yani serbest DNA testinin güvenilirliği ise yüzde 98-99'dur. Ancak fiyatın çok önemli olduğunu belirtmiştik. İlk grup tarama testleri 1-200 lira civarında iken DNA testinin fiyatı 2.5-3 milyon yani 2.500-3.000 TL civarındadır. Benim şahsi kanaatim en iyisi baştan planlama yapabiliyorlar ise ekonomik fiyata entegre test yaptırmalarıdır. Birkaç yüz liraya e, mal olur. E, sonuçta bütün bu testlerin tamamı DNA testi dahil tarama testidir. E, onda bile pozitiflik olduğunda, bütün bu testlerde pozitiflik olduğu durumda direkt amniyosentez yapılacaktır amniyosenteze gitmek durumundadır. Bunda da bir parça alınarak, örnek alınarak incelenmesi gerekmektedir. Amniyosentez de biraz riski bir işlem olduğu için ve iki oranda düşeye neden olduğu için kaçınılan bir yöntemdir. Bu şekilde bu anlattığımız algoritmada test seçimi yapılabilecek durumdadır.